sevişmelerimiz bitmesin, gölgesi düşsün. Tamam. Challenge işte. Bir dakika. En çok kapris yapan Demet Akalın. Ha. Demet Akalın'a meydan okuyorum. Gel burada bir tane büyük bir başarı elde etmiş gibi. Sanki ömür boyu sahnelerde kalabilecek gibi konuşuyor. Bana göre Demet Akalın. Yani Demet, kusura bakma, ben senin televizyonda yapamadığını gördüm kariyer olarak. Yanlış anlama, bir arkadaşın olarak. Sen herkese ayrıca çok böyle dik konuşan bir kadınsın. Höt höt diyor yani biraz. Höt höt. Giyindikleri böyle bir şey var mı? Mümkün değil ya. Zaten var mı ya? Mümkün değil. Ama bunu herkes biliyor artık. Bunu zaten hiç kimse gerçek olarak bakmıyor. Yok ya, insanlar yiyor. Seni mikrofona davet ediyoruz. Kimin detonesini daha çok beğendin? Yok ya, bu şimdi Seren de sahne kadını, ton meselesi. Tonunu bulamazsam, bir de kulağına sesi alamazsam öyle olmaz. Kayar yani. Yani şöyle, detone olmak kötü şarkıcısın demek değildir. Onu söyleyeyim size. Çünkü o anda bir yeri kaçırabilirsin. Şarkıyı bütünüyle okuyamamak. Seray Sever gibi. O çok kötü. Onun başka kulağı da yok. Ritim duygusu da yok. O orada Gülşen gibi. Bu nasıl şarkı be dedi. Ama Gülşen gibi usta bir yorumcu. Atıyorum ne bileyim yani, burada mesela şey yapmış. Minnacık da olsun. Ayda Yener mesela gırtlak çift ses çıkmış. O mesela detone değil ama bazen kulağınla şarkıyı söylediğini duymadığın zaman, kendi sesini duymadan okursan orta olursun detone. Çok normal. Senin kulağını kapatayım bakayım. Oku bakayım, şarkını sokacağım. Ben zaten kendim normal. Hayır, yani bazen kalabalık sahne, mesela Deniz Tekin'inki alkolden. Bir tek dileğim var. Olmuyor. Anladım. Deniz Tekin'inki alkolden. Deniz Tekin'inki farklı bir şey. Deniz Tekin fazla alkol içince de şarkı okumana, nasıl okuduğuna engel olamıyorsun. Deniz çok iyi bir şarkıcı bence. Ama alkol fazla içtiği zaman detone olabiliyor. Fazla çünkü abartmayı seviyor. Egzajere ettiği zaman da oluyor. Ama bunlar hiçbir zaman kötü şarkıcısın anlamına gelmez. Yani iyi kötü detone herkesin olmak. Birazcık sesi var bu işi yapan. Yani kulağın varsa zaten. Tabii. Kulağın varsa, ritim duygun varsa şarkı söylersin. Ama şimdi canlı yayınlarda handikaplar olur. Yani mesela cesaret ister. Herkes her şarkı. Bir de herkes her şarkıyı okuyamaz. Yani mesela... Doğru. Delikanlım. Çok zor bir şarkıymış. Çok rahat okuduğum bir şarkıdır. O programda handikap oldu. Bir mesela, dinleyelim mi senden? Profesyonel olsam o yıllar durdururum canlı yayını. Şeyi, ekibi, sazı. Ekibi. Niye devam ediyorsun? Bence senin tonun değildi o. Hayır, durdur. Orada bir saflık var bende. Ama bir de şimdi Bülent Ersoy orkestrası da canlı ama yayın. Şimdi affedersin, Elton John'un orkestrası olsa dur bir dakika derim, yanlış girdim. Şimdi dersin ha. Tabii canım, dersin o zamanlar şimdi. İlk canlı yayın tecrübesi. Hadi orkestrası. Bülent Hanım zaten ne olduğunu şaşırdı. Siz orada Bülent bir de bir şeyler yapalım demiştik zaten canlı okurken. Ama ipin ucu kaçtı. Kaçtı. Ne orkestra kaldı, ne duyum kaldı, ne tesisattan gelen ses kaldı. Orada daha da kötü vahim durum. Burada gene iyi göründü. Ama ben çok sevimli buldum, yemin ediyorum sana. Hayır, bu Tuğba çünkü böyle kızdığı zaman da kızgın. Yazık, orada böyle hakikaten böyle saf saf şarkıyı söylemeye devam etmiş yani. Bir de Yıldız Tilbe bana bu şarkıyı çok önceden, ben onun programlarına giderim sahne aldığı yerlere. Hep sahnede okurum. O da şaşırarak izler böyle. Kız dersen bunu ne güzel okuyor falan. Bunu sen dedi bir albümüne koysana dedi. Bana bunun hatta şeyini vermişti o yıllar. Ne denir? Telif hakkını. Telif yok, denmez. Okuma. Onun bir şey ne deniyordu? Muvaffakat şarkı. Tamam. Evet. Ha, muvaffakat namesini vermişti oku diye. Yani ben o kadar severim bu şarkı. Hadi bir oku arada, tamam artık bizi çıldırttın. Tamam ben okuyacağım. Okuyacağım, ha, okuyacağım da mesela. Sabah sabah da çok yani, zor yalnız. Evet. Yo, öyle bir şarkı değil o, normal. Öyle Allah çok Allah. Geniş bir şarkı o. Pesi de çok pes. Ama bak buraya gelenleri hep okutun. Bu hani kulislerde kaç biri kabul etmiyor. Ya. Hiçbiri etmiyor. Ama bak kulislerde her şeyi istiyorlar. Kim istiyor? Evet, şarkıcıyız istiyorlar. Hesabı. Ama buraya gelince canlı okuyamayız sabah sabah diyorlar. Ah, aldı mikrofonu. Buradan mı okuyayım? Açık değil mi? Bu ikinci dans edemez evet. Kimse. Oradan okuyorum. Oradan okuyorum. Hani nerede ses yok. Ama açıyoruz. Biraz açın derinliği de yapalım. 3, 3, 2, 1 biraz da. Derinlik versenize çocuk aşağıda. Eko verin biraz. Buna gerek yok. Böyle de bir sen konuş bakayım. 3, 4. Tamam böyleyiz şimdi. İyi mi? Yoksa biraz daha. Yok iyi. Ha? Tamam. Ay hadi çok bana iyi. Bana eşlik edin amana kadar. Tabii ki ben bu muhteşem. Rica ederim.
sonsuz kere yoluna güllerim. Koparıp açsan da solmaz gönlüm nafile. Yokluğun soğuk tenine susadı tenim. Üşüdüm yorgan misali seril üstüme. Geceler boyu sevişmelerimiz bitmesin. Gölgesi düşsün saçlarına aşk ateşimin. Sakınıp sakla güneşim ol, al ısıt beni. Yüzünün sıcak kokusu kalsın ellerimde. Hadi. Kalbim duraksız haykırışlarda. Ne yapsam ayrılamam senden asla. Hafife alma aşk vurur insana. Bu kadar kolay sanma delikanlım. Ama siz de okusaydınız. Name bile yapıyor kız. Bir şey söyleyeyim mi? Ay yok, pes. Hayır. Sabah sabah bu kadar. Ama yok, daha iyi işte. Gayet de güzel oldu valla. Yani mesela çok bir şey olsun. Bir programınızda mesela böyle birisi söyledi mi hadi sıra sende desin. Ne yapar diyorsun? Hani onun bir adı var. Instagram'da yapıyorlardı ya bilmem ne. Duello. Hayır şey verdim. Ha, evet. Ne verdim de o? Ha? Ne kız söyle. Ha? Yok be kızım neyse sustum. Bilmem ne hani oluyor ya neydi ya. Şeye çağırıyorlar işte seni değil mi? Ama onun bir ismi var. Evet bir ismi vardı. Mesela, challenge challenge. Challenge falan değildi. Ya, meydan okuma işte. Meydan okuma. Evet. Ha. Tamam. Challenge işte. Bir dakika. En çok kapris yapan Demet Akalın. Ha. Demet Akalın'a meydan okuyorum. Gel burada bir tane canlı şarkı söyle. Orkestrası. Ha. Meydan okuma başlattı. Meydan okuma başlattı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Fakat Demet çok enteresan bir şekilde az detone olanlardan biliyor musunuz? Ben slow'u da çok daha çok iyi söylüyorum. Çok name falan yapamaz. Bir dakika detone falan bilmem. Delikanlımı okusunlar gelip böyle. Evet, bir challenge başlattı canlı yayında okudu. Yani bağırmak Tuğba şarkı ikinci. Söylemek değil. Ben illa böyle yıldız gibi diye okusunlar demiyorum. Güzel okudu. Böyle duygulu okusunlar bakayım bir delikanlı. Tabii yorum çok önemli. Yorum çok önemli. O zaman, vallahi ciddi söylüyorum ben çok süper okudum diye demiyorum. Ha. Ama bununla alakası da yok. Gelsinler. Bir dakika oradaki halinle de alakası yok ama şu anda okudum. Ama gayet hayatım, de okudum yani. Ama orada bir handikap var ki oluyor bir şeyler. Öyle tabii bir okuma canım. Mı var? Belli mahsus öyle. Yapmış bu. Zor ya. Ay demişler, ben vallahi bak buraya gelen demişler. Ünlülerin canlı okumasını istiyorum. Bir sürü para alan, kulislerde kapris yapan. Ne olursunuz bunu sağlayın. Tamam sen şimdi Demet Akalın'a... buradan meydan okuyoruz. Meydan hadi diyor. Demet Akalın. Hadi diyor canlı diyor oku bakalım şu delikanlımı. Çünkü bakıyorum bazılarında çok iğneleme var böyle yapıyor. Ay bir de güzel olsam ne olacaktı acaba? Ay bilmem ne falan böyle. Yani sanki çok büyük bir başarı elde etmiş gibi. Sanki ömür boyu sahnelerde kalabilecek gibi konuşuyor. Bana göre Demet Akalın ömür boyu sahnede kalabilecek bir kadın değil. Ama 25 yıldır da sahnede. 25 yıldır sahnede. 25 yıldır sahnede ama yani bilmiyorum. Bana öyle gelmiyor. Kalıcı belki gelmiyor onu böyle sana. Sivri konuşmaları sana batıyor yani olabilir. Batıyor tabii. Şöyle batıyor. Yani çok... bir Ajda Pekkan bir Sezen Aksu göremiyorum diyorsun. Evet öyleyim diyor. Ha. Ben diyor Ajda falan filan ay, böyle. Ajda yani Demet kusura bakma, evet, bakma ben senin ha. Televizyonda yapamadığını gördüm kariyer olarak. Yanlış anlama bir arkadaşın olarak. Sen herkese ayrıca çok... böyle dik konuşan bir kadınsın diye konuşuyorum. Ekranlarda öyle değil mi? Polemik başladı. Hayatım her dakika Instagram'da falan öyle değil mi? Herkese bir... Hiç lafını esirgemez. Ha. Hiç. Ben de diyorum ki Demet Akalın bence ekranlarda reytingi olmayan, sahnede de ömür boyu kalamayacak bir kadın ismi. Zaten ekranda, ekranda reyting ama son bir kere programında hiç elektrik değil mi? Yok. Fena değildi. Nasıl yok? Elektrik. Yani böyle tatlı bir elektriği yok. Höt höt diyor yani biraz. Höt höt. Giyindikleri de yakışmıyor. Aa, sen baya baya Demet'e başka bir şey. Ay hayatım bakıyorum böyle giyindiği hiçbir Demet şey Demet Akalın'ın cevap hakkı doğdu. Mesela Demet Akalın'ın falan o sosyal medyası bana hiç gerçek gelmiyor.
Ha hiç kimseninki gelmiyor ama onunki hiç. Bot abi, bunlar bot. Bot hesap. O kadar ama yüksek. Bot hesap alsaydı, Hadise'ye bot hesap aldı diye dalga geçer miydi? Hadise'ninki de. Ama Hadise'ye dalga geçti bot diye. İkisi de bot, birbirlerini fazla deşifre etmiyorlar, her şey ortaya çıkar diye. İkisi de bot, ikisi de birbirinden bot. Fazla değil. Bak şimdi neden biliyor musun? Bir kere öyle bunun yani, bak, bir kere bunun yapılması lazım. Bot, tamam mı, bot. Kamera ne arkası? Ya? Abi yani bak şimdi Madonna ile aynılar olabilir mi böyle bir şey? Ya, dünyada yok. Ya hiçbirisi olamaz. Öbürküler de hepsi o 5 milyon. Dünyadaki artistler ya, bunu niye yani yapmıyor? Rezil ben olurlar. Ya Allah. Bir tanem, dünya starları bunu niye yapmıyor? Ortaya çıkarsa rezil oluruz diye. He. Bizimkileri araştıran yok. Bak şimdi Madonna 16 milyon. 16 milyon. Hadi Erçel'in yarısı kadar. Var mı böyle bir dünya? Olamaz tabii, doğru söylüyor. Böyle bir dünya var mı? Sonra... Yani, doğru söylüyor. Bugün dedeme sor, Madonna'yı bilir yani. Yani böyle bir dünya. Bir de Android sayısı Türkiye'de bilmem kaç milyon. He. Yani herkes de bundan yok ki. Ama herkesin 4 hesabı var. Fake'lerle beraber. Bunları niye yapmıyorsunuz? Kamera. Ne? Yani bunları konuşun. Yok, ben bunu yaptım. Bunların zaten bot olanların hepsini zamanında biz açıkladık. Ama senin meydan zaten okumanı merak ettim. Bakalım Demet Akalın sana bir cevap buraya kim mi geliyorsa, duygusu neyse okusun gitsin içinden geldiği gibi. Vallahi yani, evet, hiç istermeydim. Burada okumak ve şöhret olmak isteyenler yani Demet Akalın'la Madonna arasında demek ki baktım şimdi 9.7 milyon. 7 milyon fark var. Düşünebiliyor musun? Olacak iş değil. Veya Hadise'yle aynı Madonna. Böyle bir şey var mı? Mümkün değil ya. Zaten var mı ya? Mümkün değil. Ama bunu herkes biliyor artık. Bunu zaten hiç kimse gerçek olarak bakmıyor. Yok yok, insanlar yiyor. Niye? Bak ben natürel kaldım. Okan Bayülgen sizler işte. Vallahi bak. Okan mesela doğru. Ne alaka? İstese bot alamadı mı? Yer yani. Ha işte mesela bak, demin ki başarıdan Cenk Eren söylemişti ya. Evet. Adam çok önemli bir televizyon figürü değil mi? Okan Bayülgen. Evet. Son derece entelektüel, kültürlü falan bir adam yani. Yıllardır. Yılların Okan'ı. Şimdi artık bununla ölçtüğün zaman yani Instagram'daki takipçi sayısı çok komik yani. Kitleleri arkasından sürüklemiş. 25 yıl televizyon programı yapmış. Rating rekorları kırmış. Bu adamı seyredilmesi geçen gün dedim gibi ya. Uğur Yücel'e baktım, 13 bin takipçisi var ama Uğur Yücel. İşte yani evet, bu böyle değil. Yani sizin bildiğiniz gibi değil hiçbir şey. Sadece yiyorsunuz o kadar. Yani çünkü birileri kendilerini olduğundan farklımış gibi gösteriyor bot her zaman. Bot da nasıl alınıyor? Araştırdığınız zaman böyle hemen üstlerde göremiyorsunuz. Ara ara mı? Tabii o 10 milyon olana kadar mesela 50 tane bot, 200 tane gerçek. 50, onu gören bir daha alıyor, bir daha alıyor, bir daha alıyor. Ben de takip edeyim diyor. O botları tabii. Gören gerçek sanıp, aa çok yüksek takipçisi var, ben de alayım. Organik ben de geliyor araya. Organik geliyor. Bir gün bana yazdılar ve Seren abla dedi, benim de sevmediğimi biliyorlar ya. Ya ben dediler, birdenbire bu kadını takip etmeye başladım. Bir baktım ben onu takip ediyorum. Halbuki takip etmiyorum. Ama çünkü satın alıyorlar. Satın alınca da mesela sen de hiç istemediğin birisini takip edebiliyorsun yani. Anladın mesela mı? Reklam bir kere uyandı böyle. Yani. Ama bir sanatçı değildi. Bir aktivasyon. İşte bunu böyle yapıyorlar. Şimdi bot alınca ikisi de karışık gidiyor yani. O doğru söylüyor. Mesela ben bunu ilk öyle şeyden anladım. Bu reklam veren bir firma vardı benimle çalışan. Evet. Tuğba dedi, senle çalışıyoruz. Dünya kadar talep alıyoruz. Bilmem kimle çalışıyoruz. Sıfır. Vallahi bak şok. İşte o çok önemli bir şey. Ben o zaman düştü jeton. Şey. Ulan dedim, o bilmem kimin diyor, ismini alacağız birazdan ama şimdi reklamlar. Acaba kimin takipçileri yalandı da reklam şirketi Tuğba İkinci'yi tercih etti reklamlar? Söylemezsem olmaz, efsaneleri ağırlamaya devam ediyor. Yarın büyük bir isim Tanju evet. Çolak bizlerle olacak. Ayakkabılarıyla geliyor, altını bronz artık ne varsa. Vallahi ayakkabılarıyla geliyor bilmiyorum ama yarın Hülya Avşar'la ilgili sorularımız olacak kendisine. Ben zaten cevaplarını biliyorum ama sizlerin de yine de sor. Gözüne baka baka sor bakayım Seren ne diyecek. Reklama giderken bir meydan okuma gerçekleşti. Yine söylemezsem olmaz da. Evet. Dedi ki ben kardeşim çok bağıra bağıra söylemedim ama duygulu söylediğimi biliyorum. Hadi dedi. Evet. Demet Akalın. Hadi sen de dedi. Söyle bakalım. Söyleyemiyorum şu an yayında o kelimeyi. Hadi dedi. Başka söyle. Kimin okuyamadığını düşünüyorsun mesela Tuba? Vallahi en çok onun. En çok onun. Var tabii, çok süper değil herkesin sesi. Bir de vokaller var biliyorsunuz arkada. Büyük isimler bile 4 vokal kullanıyor. Yani ses, tonlar, alttaki gelen ses.
Yani alt ses üst ses olsun diye böyle çıkıp da hop diye okuyan, duygusunu hani böyle içinden geldiği gibi yapan çok ama az. Ama duygulu okuyorsun sen mesela. Ben de duygulu okuduğunu %100. Ay çok mersi. Duygulu daha okuyorsun. İyi olabilirdi biraz. Sabahın köründe enstrümansız delikanlı okudun yine de çok sen. İyi okudun valla. Vallahi daha iyi güzel. Olur canım şuraya kanun kemanı. Şimdi benim anladığım kadarıyla sen bundan sonra artık senin her dediğini yapacak. Zengin, güçlü. Yok canım. Birisi o kısmet istiyor. Artık. Zengin, güçlü diye bir laf mı var? Zengin, güçlü. Öyle birilerini bekliyoruz. Olursa hayır, güzel olur. Yani şimdi şunu demek istedim. Sana onlar da o yakışır. Laf Seren neden olmuş? Biraz bant da olsun diye yapıyorum bazı konuşmaları. Sonuçta bir süremiz var ya. Güzel geçsin, seyirci de zevk alsın Allah, diye. Allah ne tatlı ama bence senin fikrin de böyle olmuş. Yorulmuşsun çünkü adam. Bence yine bildiğini şunu, yapar. Yine duygu insanı. Vallahi ben şunu anladım. Şunu istiyorum. Bunu yap dediğin zaman inan ki değerli kıymetli oluyorsun. Oluyorsun. İstersen Sabancı'nın kızı o. İstersen Koç'un kızı o. Kim olursan ol. Kim olursan ol. Yaptıracaksın. Evet, bunu sen yapacaksın. Bu duydun sana yakışır. Valla bak, erkek mu? Öyle mutlu oluyor. Böbürleniyor. Aa diyor. Beni diyor. Vallahi bak yemin ederim bize ama bazı erkek senin istemene veya da senin bir şey söylemene bile gereksinmeden de yapan erkek var. İşte o hayal. O da var. Ha, işte onlar dizilerde başrol. Böyle. O yüzden ben o kadar konforluyum ki maşallah. Allah. Bak aşk denen şey. Bak aşk başka bir şey olabilir. Ama ben genel olarak bir sevgi olsun aramda. Bunun çok ihtiraslı olmuş olmasına hiç gerek yok. Umurumda da değil. Ama beni düşünsün istiyorum. Yani biz düşünülmek istiyorum anladın fakat, mı? Fakat Seren erkek küçük düşürüldü mü yapısında var. Hmm. Hani bir laf vardır ya kaçan kovalanır veya da kadın demek hani devamlı kendini çekecek erkek. Ay çok yorucu kovalayacak. İşler ama. Bununla mı uğraşacağız? ama yani? Hayatım vallahi dünyanın kanunu böyle. Kaplumbağa'ya bile baktığında belgeselde kaçıyor. Erkek kaplumbağa geliyor arkasından. Yani demek istediğim dünyanın kanunu. Ama hep bütün kanunu... hayvanlar o şekilde çiftleşiyor zaten de yani. Ama olay sadece bu. Yani ben bir şeyi devam ettirmek için oynamak bak, erkek zorunda değilim yani. Vallahi billahi ben proje yeterli. Aa, çok bir sıkıcı can, bir şey vallahi yani. Bak, olmaz. Böyle de yapanı seviyor resmen. Hayır. O zaman çabuk bundan git bunları, sonra bunları herkese... yap da gel. Yapacağız bundan sonra. Ay, ondan sonra vallahi hayatları bak, rezil oluyor. Ondan sonra da rezil tiplerle olabiliyorlar. Bunu yapma, onu yap diyor. Tamam anlıyorum ne demek istediğini ama... Yani gittikten sonra daha iyisini de bulamıyorlar. Çok kötü ve rezil tiplerle oluyorlar. Kendilerinden daha çok aşağı indiren bunu kadınlarla beraber oluyorlar. Ha? Bunu da kendileri düşünsün. Ama işte olmuş yani. Olmuş olmuş. İyi ki geldin. Programımızın evet. Sonuna geldik. Yine seni farkın arama... fark edildi. Çok mersi, keyifliydi. Mersi. Yine her yerde haber olacağız. Sıkılıyor siz... musun haber olmaya? Yok hayır neden? Bu programların özelliği program kalmadı zaten. Şey bir de ne diyeceğim sizler mesela böyle programlar yaparken ben hep evde düşünüyorum yapılmamış ne kaldı falan diye. Mesela sizler çok güzel gece işi de yapabilirsiniz. Evet bizim erken uykumuz geliyor yoksa yapacağız da. Ben mesela gece formatını çok özledi insanlar. Ya güzel olur. Eskiye talep belki var. Belki sen yaparsın. Bak şeyler artık sıkıldı millet o jürili şeylerden seyredilmiyor tabii. Kaldırılıyor. Biz Türkler her zaman eskiyi severiz. Eskiye talep var. Böyle şen şakrak. Ha, ha, hi, hi, hi. Senden evet, önce Behzat Uygur'la konuştuk. Yayına bağlandı. Aynı şeyleri söyledik. Evet. Ya 90'lı yılların, 2000'li yılların başlarında televizyonlarını geri izliyorsunuz. Falan filan. Böyle çabuk olan şeylerden bıktı millet. Peki bugün programımızın sonuna geldik. Güzeller güzeli Tuğba Aykinci'yi ağırladık. Çok seviyoruz teşekkür seni. Teşekkür ederim. Ayağına sağlık Tuğba. Ayaklarına sağlık. Hoşçakalın. Bugünlük bizden bu kadar. Bay bay.